3 zaferin özet görüntülerini bir kez daha izledik. Dün akşamki coşkuyu bir kez daha hatırladık. Evet Ahmet Hocam şimdi o kadar çok konuşulacak şey var ki maçta o kadar hikaye var ki evet. hangisinden başlayalım? Ben mesela bir tweet attım dedim ki maçın adamı bence Sasha Boy. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Ben maçın adamı değil adamlarını aslında seçmek lazım da zaferi getiren etkenler neydi? Old ya ben e, önce Okan Hoca'nın e, hazırlıklarını birinci etken olarak değerlendirdim. Çünkü genelde ligimizde şu an e, daha ligin başı olmasına rağmen müthiş bir rekabet var. Galatasaray-Fenerbahçe şampiyonluk yarışı var. Üç günde bir maç oynuyorsunuz. Bu üç günde bir maç oynarken e, bir de gelecekteki maçlara hazırlanmanız lazım. Yani üç günde bu maça hazırla, hazırlanamazsın. Çünkü zaten takımla beraber geçireceğin iki gün var. O iki günü takımı hazırlamak için, kullanmayın şart olduğu için teknik adamların daha önceden hazırlanması lazım. Okan Hoca'nın da zaten artılarının bir kısmına sen değinmiştin. Biz de dedik ki bir, Okan Hoca Galatasaray'la her rakibi yenmek için oynar. İki, Okan Hoca'nın analizlerinin iyi olduğunu söyledin. Ee, neydi Okan Hoca'nın bu analizleri? Şimdi galibiyeti oynayan ve de buna buna göre bir oyun stratejisi seçen bir Okan Buruk var. Ama o strateji içinde taktikler değişebiliyor. Şimdi strateji demek top bendeyken ne yapacağım, top rakipteyken ne yapacağım. Galatasaray top bendeykeni bu maçta çok şey değiştirdi. Bu bu da Okan Hoca'nın rakibi ne kadar iyi analiz ettiğini ve takımına bunu ne kadar çabuk öğrettiğini ve uygulattığını Başarıyla gördüğümüz için artı yazıyor. Galatasaray'ın orta sahası en önemli değişiklik bence ortaydı. Daha önce Torreira, Oliveira, Mertens. Üç tane orta saha oyuncusu. Üçü de pas yapan. Galatasaray geriden pasla çıkan bir takımdı. Şimdi dünkü orta sahaya bakıyoruz. İki tane altı numara. Torreira, Kaan. Yani Galatasaray çok pas yapmayı düşünmemiş belli. İki, zaten üçüncü orta sahası yok. Üçüncü orta saha olarak sahada olan Kerem ikinci Santrafor gibi oynuyor. O da tam onda, önde. Yani Icardi arkasında öne koşular yapan Kerem. Yeri geldiğinde kanatlardan o koşuları yapan Kerem. Ve iki tane de bireysel becerisi yüksek kanat Hocam, oyuncusu. Hocam bu neyin planıydı? Yani hedef neydi buradaki e, amaç? Gal şimdi Manchester United baskı yapacaktı. Oyunun tamam, başında o baskıyı da yaptı. Hayır, pres Top Galatasaray'da. Galatasaray önde pres yaptı. Onu da doğru yaptı. Şimdi top Galatasaray'dayken Galatasaray hücum edeceği için hücum planını geriden oyun kurarak yapmaktan çok Önce geriden bir pas, iki pas yapayım. Rakip bana basmak için prese bir gelsin. Geldiği zaman da ben öndeki Tete'yi tam çizgiye, Zaha'yı tam çizgiye, Icardi'yi de ortaya ki görüntülerde göreceğiz. Üç tane oyuncuyu da defans arkasına koşu yapması için önde hazır tuttu. Geriden uzun toplarla defans arkasına sarkmaya çalıştı. Yani orta sahadaki pas oyununu Okan Hoca pas geçti dünkü maçta. Yani direkt hücumla oynadı. Bu, bu bir risk değil miydi? Niye riskti? Yani rakibi önde karşılamak, önde pres yapmak. Ş şimdi bakın sevgili Murat Galatasaray'ın nasıl hücum ettiğini an anlatıyorum. Hı hı. He, Galatasaray top rakipteyken Nasıl oynadı Galatasaray önde baskı yapmaya çalıştı evet. Neden baskı yapmaya çalıştı Manchester'ın şu anki Çok kaliteli bir takım olmasına rağmen Sakatlarının çokluğu Takımın son dönemdeki formsuz oluşu En önemlisi de Buraya gelmesinin nedeni Takımla tenak Arasındaki uyumsuzluk Bundan dolayı eğer Manchester'a karşı öne geçerseniz büyük bir ihtimalle onların direnci çabuk kırılırdı. Ama onlar da bunu bir fırsat olarak bilecekti. Son Crystal Palace maçında da net şu görüldü. Rakip ne zamanki önde pres yaptı Manchester United çıkmakta zorlandı. Etkili ataklar yapmakta zorlandı. Galatasaray'da top rakipteyken ki Galatasaray'ın bir oyun anlayışı var. Okan Hoca ben Galatasaray'ı mermaçı kazanmak için oynarım. Camia'nın felsefesine uygun oyun da pres oyunudur. Türkiye'de en etkili presi Galatasaray ligimizde ilk uygulayan takımdır ve bu da Galatasaray'ın oyun felsefesinde önemli bir yer edinmiştir. Galatasaray önde 4 kişiyle pres yaptı. Tete, Za, Kerem ve Icardi. Çok samimi söyleyeyim, son dönemde Galatasaray fiziksel yönden zirvede değil diyorduk. O presleri gördükçe kendi içimde bazı kuşkular oluştu. Ya dedim oyunun sonuna doğru acaba Galatasaray fizikman düşer mi? Hmm. Hiç de düşmedi. Oyunun son dakikalarında bile Icardi'yi pres yaparken gördük. Evet. Icardi'yi bile. Galatasaray önde pres yaparken de topu kazanamasa bile al, arkada altılı bir blokla rakibin çok iş yapmasına izin vermedi. Hmm. Ama sonuçta rakip Manchester. 1-0'a kadar daha üstün olan onlardı. Bir birden sonra yine belirli bir bölüm üstün olan onlardı. İkinci yarıda üstün olan onlardı ama Galatasaray istikrarı da hiçbir zaman kaybetmedi. Yani o inanmışlığıyla evet. sistemini de değiştirmedi, anlayışını da değiştirmedi, panik de yapmadı. Kalitesine güvenerek ben bu istikrarı oyun sonuna kadar sürdüreceğim dedi. E rakip ki 10 kişi kaldıktan sonra da artık bütün ipler Galatasaray'ın eline geçmişti. Evet. O kalite de bunu cezalandırmayı bilir. Galatasaray da bunu bilir. Bir bildi. şey sorabilir miyim? Tamam. Yani Torreira'nın yanında Kaan Ayhan'ın oynamasını ilk defa orada oynaması ve bu maçta bunu denemesi e, yani nasıl bir şeydi? Yani nasıl bir düşüncenin ürünüydü mesela? Ee, Niye mesela şey Kaan Ayhan? Kaan Ayhan. Yani defans e, özellikleri çok fazla e, olduğu için mi? ya da Toraray'ı biraz ben burayı hakimim sen daha fazla ileri çık evet. düşüncesi mi? Şimdi Kerem'in bakın orta sahada 3 tane rakip oyuncu var Kerem orta sahaya defansif yönde çok yardımcı olmayacaktı çok geri gelmeyecekti önde baskı yapacaktı Şimdi Kaan'ın ilk defa oynamadığını burada söyleyelim Kaan Galatasaray'da da. oyuna girdiği anlarda hep orta sahaya girdi bir son iki maçta herhalde Galatasaray'da e, Kaan Stoper'de oynadı. Kaan Sabek oynayan biri, Stoper oynayan biri. Yeri geldiği zaman da altı numara konumunda defansif orta saha oyuncusu evet. olarak oynayan Hocam biri. Asıl yeri zaten Kaan'ın yıllar önce ilk başladığında, ilk çıktığında hep orta saha. Burası değil miydi tabii zaten? Canım, değil mi? yani tabii canım. Yani aslında ve çok da şaşırmamak lazım. E, ve Galatasaray'da da zaten şu ana kadar oynadığı maçlar, isterseniz onları da tek tek sayabilirim. Galatasaray tamamıyla Kaan'ı orta sahada değerlendirdi. Yani Abdülkerimle Nelson şu ana kadar neredeyse bütün maçlarda oynamıştı. Bakın. Nelson'un bir son baba olduğu o dönemde son üç maçta oynamadığı gerçeği var. O güne kadar sağ içinde Nelson bir maç yoktu. Abdülkerim de bir maçta diyelim sonradan oyuna girdi veya oyun oyun soradan oyuna girdi. Onun dışında bütün maçlarda bu ikili varken oyuna devamlı giren eee kanı söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 maçta orta sahada görev yapmış. Hı hı. Tabii bir maçta bu 8'den birinde e, defansa da gelmişti. O yüzden kan için yeni bir şey değil. Oradaki düşünce şu. Ben orta sahada fazla eveleyip gevelemeyeceğim. Orta sahayı çabuk geçeceğim. Bunun için orta sahada bana rakip geldiği zaman Onla birebirlerde boğuşacak. Yani defansif yönde onu hmm. onları etkisiz hale getirecek oyuncu lazım onun için. E, Kerem Demirbay'ı biraz daha birebirlerde yumuşak gördü. Olivera'yı biraz daha yumuşak gördü. Kaan onların içinde daha agresifti. Evet. Ya Kaan'la Torreira'yı tercih etti. Bu bir tercihti. Peki. Şimdi... Yani sen diyebilirsin ki ben orta sahada daha fazla pasla çıkmak isterim. Bu da senin tercihin olur ama Okan Hoca'nın planı tuttu.